sizi tarihin basamaklarından yukarıya çıkartıp apayrı bir dünyaya götürüyorum. Sevgili gönül dostlarım, bakın Trakya Üniversitesi'ne bağlı olan bir yer. İşte bizim organizasyonu kuracak olduğumuz alan burası. Seni hiç. Evet. Bu dehşet, müthiş bir şey. Olağanüstü bir şey. Evet, çok acıkmıştık. Oturacak Evet, ikinci Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'ne doğru şu anda yol alıyorum. Şu minarelerin estetiğine bakın, şu duvarların güzelliğine bakın. Arkadaşlar biz bugün de aynı eserleri bekliyoruz. Arkadaşlar Edirne'ye yolunuzu mutlaka düşürün. Yani bu eserleri görmeden seni göndermedim ben burada. Evet. Yani bir şefi böyle bunları görmeden gönderebilir miyim? Göndermek büyük hata olurdu. Gerçekten olağanüstü. Yani arkadaşlar size sevgili mutfak dostlarım gelin. Size esas nereyi göstereceğim. Sizi çok ilgilendiriyor. Sevgili Kemal, en çok ilgimi çeken köşe. Evet, fırın. Fırın değil mi? İmarathanenin fırını. Evet, yani bu gerçekten olağanüstü bir çalışma olmuş. Ya her şey sanki tazeymiş gibi. Şu hale bakar mısınız arkadaşlar? Çok emek harcanmış burada. Bakın her köşesi ayrı bir güzel. Kurgusu muhteşem. Sevgili dostlarım, Edirne'ye gelin, keşfedin. Bu güzellikleri doyasıya yaşayın arkadaşlar. Evet efendim, Edirne'deyiz. İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Kemal Soytürk Bey'in ofisindeyiz. Kemal Bey, insanlar Edirne'ye neden gelmeli? Evet, Akif Bey çok özel gurme. Öncelikle şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş Şehirlerin el yazması Edirne'mizde sizi ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduk. Edirne payitaht Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası. Osmanlı'ya 92 başkentlik yapmış bir şehir. Kültür, tarih, doğa, deniz, şehri Edirne. Sahip olduğu tarihi miras zenginliği, kültürel değerleri ve sosyal değerleri çeşitliliği anlamında Edirne hakikaten tek bir kelimeyle ifade edilebilecek bir şehir. Osmanlı mimarisinin zirvesini yaşatan Selimiye'nin bulduğu bir şehir. Sadece Selimiye bile bu şehir için yeter. Ama yetmiyor. 92 yıl boyunca bilim, kültür, sanat, Muradiye Camisi, Eski Camisi, Üç Şerifeli Camii, hanları, hamamları, kervansarayları, çeşmeleri, tarihi mezarlıklarıyla Edirne bir kültür şehri. Ama o kadar da değil. Edirne'nin Saroz'u var. Denizaltı çeşitliliğiyle, balık çeşitliliğiyle, Edirne'nin Gala Gölü var, kuş cennetiyle, Lagun Gölü var, Edirne'nin bir tarafı da Koru Dağı var, Keşan ilçesi, Havsa ilçesi, Mimar Sinan'ın birbirinden kıymetli eserleri var, evet ustalık eseri Selimiye ama, Edirne bir derya, Edirne Rumeli'yi fetheden Edirne, Rumeli deyince soydaşlarımız orada, mutfağımız orada, kültürümüz orada,
folklorumuz orada. Süheyl Ünver Hoca'nın dediği gibi her şey biter, Edirne bitmez. Edirne tarihi açık hava müzesi aslında. Birçok kelimelerle, kifayetlerle ifade edilebilir ama şehirlerin el yazması Edirne, bir dantel oyası gibi ince ince ecdadın diktiği, ortaya koyduğu 600'e kadar eser barındıran bir. Arda, Meriç, Tunca, onların üzerindeki gerdanlıklarıyla yani köprüleriyle bir Edirne. UNESCO somut olmayan kültürel mirasıyla, geleneksel el sanatlarıyla Edirne. Edirne o yüzden ciddi anlamda turizm potansiyeli olan ve gelen yerli ve yabancı ziyaretçinin doya doya hissedebileceği, dokunabileceği, tadabileceği birçok eseri içinde barındırıyor. Biz Edirne'yi keşfetmeye hem yerli turisti hem de yabancı turisti bitmiyoruz. Edirne'nin kırmızısını bir başka sefer anlatalım. Harikasınız Kemal Bey. Vermiş olduğunuz emekten ötürü ben gerçekten Edirne'yi gördüm. Bütün katmanlarıyla Edirne çalışıyor. Siz yoğun bir enerji harcıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Yakın zamanda Edirne'de görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz.